Hoş geldiniz. E-Data hissesi. Güzel bir bilanço açıkladı. Hem bir teknoloji hissesi olması sebebiyle ÖSERM karının yüksek olması, FKS'nın ucuz olması sebebiyle benim dikkatimi çekti. 3.27 PDD'de 7.8 FK. Aslında 7.5 FK çok da ucuz diyemem şu anki borsada. Çünkü 5 FK'lık bir sürü hisse mevcutken 7.8 FK çok da ucuz diyemem. Ama tabii teknoloji hissesi olması sebebiyle yani normalde 10 FK ederi diyorsak normal hisselerde bunun 12 FK diyebiliriz normal ederine. O yüzden bir video çekmek istedim. Hem PD hem de halka açık piyasa değeri 200 milyon. Hani çok büyük bir tahta da değil. Ve grafiği de biraz idare eder. Çünkü 26 liradan düşmüş 15 liraya. Biraz yatay gitmiş. Yaklaşık şurada Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 3 aylık şurada yatayda da gitmiş yaklaşık. Halka arz fiyatı 6 liralar yaklaşık bir yıl önce ve bir yılda %100 gitmiş aslında. Ama tabii bu yıl bir sürü olaylar oldu biliyorsunuz. Dolar uçtu vesaire. O yüzden hem 26 liradan düşmüş olması hem tahtasının büyük bir tahta olmaması hem teknoloji hissesi hem PDD'si, FK'sı ve bilançoların değil gelmesi. Bakın normalde 5-6 milyon kar eden hatta 1 milyon, 2 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 6-7. Ama bakıyor son bilanço 37 milyon, 16 milyon, 30 milyon son bilanço. Bir dahaki bilançoda yine bir 30 milyon kar açıklasa 120 milyon veya 110 milyon çünkü şurada 16 var 110 milyon diyelim. Öz kaynaklar 200 milyon. Yani %50'lere çıkan öz sermaye karlılığı. He tabii öz kaynaklar son durumda 200 milyon ama bu öz sermaye karlılığı hesaplarken şu son 4 öz kaynakların ortalamasına göre oluyor öz sermaye karlılığı. Yoksa 200 milyona göre 100 milyon zaten %50, %67 yazıyor burada. O neden %67 yazıyor? Çünkü son 4'ün ortalaması, öz kaynakların son 4 ortalaması hesaplandığı için. Neyse sonuç olarak bu hisse bana cazip geldi. Ama tabii 7.5 FK'dan daha cazip hisseler de vardı. Bu yüzden çok da yüklenmek bana mantıklı gelmiyor. Çünkü 5 FK olana kadar da dinlenebilir bu hisse. Yani bir 3 ay daha yatay gidebilir. Tabii endeks de iyi gidiyor biliyorsunuz. Ya endeks iyi giderken bu hisse yatay gitmeye kalkarsa kötü olur ki zaten endeks biliyorsunuz uçtu. Yani endeks böyle giderken bakın bu hisse yatay gitmiş. Ama tabii dinleniyor. Bu ne zamana kadar dinlenecek? Elbet bir gün patlayacak. Ama ne zaman patlayacak? İşte sabırlı olursanız görürsünüz o günleri. Sabırlı olmazsanız görmezsiniz. Ayrıca şöyle düşen trend bakın bunu da yavaş yavaş kırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu hisse benim dikkatimi çekti. Şimdi ne iş yapıyor? Aslında yaptığı iş süper bir iş değil. Şimdi ben biraz baktım buna. Distribütörlük yapıyor. 2008 tarihinde 500 bin sermaye ile kurulmuş. İki ortak var. Birinde %65 hisse, birinde %35 hisseyle kurulmuş. Tabii sonradan halka açılıyor tabii. 500 binden 2020 tarihinde 32 milyon. Aslında güzel büyümüş bir firma. 22 global üreticiyle distribütörlük yapmış, imzalamış. İşte burada distribütörleri saymış. Alcatel falan, Inspur, Tenable falan burada anlatmış. Faaliyet gösterdiği alanlar işte burada iletişim teknolojileri, teknoloji alanlarında. İşte burada bilgisayarlar, sunucu depolama birimleri, sistem yönetim yazılımları, işte siber güvenlik vesaire, bilgi iletişim teknolojileri vesaire birçok alanda distribütörlük yapıyor ama dediğim gibi distribütör olarak çalışıyor aslında. Yani ne gibi? Indes gibi. Şimdi Indes de distribütör biliyorsunuz. Indes'e bakalım bir de %50 öz sermaye karlılığı. FK'sı 4.40. Ooo Indes süper mesela bu durumda. Ben aslında Indes'e geçen bilanço açıkladıktan sonra videosunu yapsam mı yapsam mı? Ama o zaman Indes yani şuralardaydı. Yani yeni atak yapmıştı. Hadi biraz bekleyeyim dedim. Epey dinlenmiş. Hani bugün artı 3.5 yani artı 3.5 bir şey değil. 7.5'tan 9'a çıkmış aslında 1-2 haftada. Endeks iyi gitti 1-2 haftadır. Ve hisse bakın bir yıldır aynı fiyatta. 21 Şubat Mart 2021'den beri aynı fiyatta. Yani bu bir patladı mı çarpı 2 yapar. PDD'si 2 bence ucuz 4.5-5 PDD'de. Olabilir teknoloji ise şu anki şartlar tam 5 PDD olmasın ama en azından 3.5 bence hak ediyor bu karlılığa göre. 4.5 FK çok ucuz. Yani mesela bir portföyde mesela he bir de piyasa değerine bakalım. Halka açık piyasa değeri o 1 milyarlık şirket işte büyük şirket ama hisse ucuz olduğu için spekülatif yükseliş beklemem açıkçası ama 3.5 PDD ederidir bence en azından. O yüzden indeks tabii o yükseliş trendi başladı mı çarpı 2 yapıyor zaten. 9 lira şu an seçime kadar. 20 lira neden olmasın diyorum. Tabii bunun bilançosu daha gelmedi. Bu da şimdi güzel bir bilanço atar. O zaman 4 FK'ya mı düşecek? Nereye düşecek FK'sı?
Yani güzel bilanço olarak açıklıyor. Bakalım tabii yeni bilanço nasıl gelecek, o da önemli tabii. Ama bilançoyu beklerken hisse yükselebilir. Tabii o ihtimal de var. Bu şekilde. İndes halka açıklık %61. Teknoloji hisseleri yani de yüksek oluyor halka açıklık. E-Data %30. Ama tabii bu halka açıklığın artmayacağının garantisi yok zamanla. Bu şekilde. Şimdi portföyde ne kadar olabilir? Şimdi indes %5 olabilir portföyde mesela. İndes temettü de veriyor. Bu avantajı da var. E-Data mesela %2 olabilir. Çünkü E-Data'nın FK'sı 7,5'larda. İndes 4,5 FK. Ve indesin bilançosu gelmedi. O gelince 4'e de düşebilir FK'sı. Mesela indes bana daha mantıklı geliyor. Ama E-Data'yı da beğeniyorum. Bu da yeni ilk kez bahsediyorum E-Data'dan. Bence ikisi de incelemeye değer. Ama indes tabii şu an süper duruyor. Çünkü temettüsü de var. Ama indeste spekülatif gitmez. E-Data belki yani 50 liraya da götürülebilir. Mesela tabii o eder 50 lira demem. Spekülatif olur ama gidebilir. Kısa zamanda. Ama E-Data ucuz bence. İndes de ucuz. İndes çok daha ucuz. O yüzden indes bana daha mantıklı geliyor ama tabii çeşitlilik. Çünkü hangi sen gideceğini bilemiyorsun. O yüzden çeşitlilik olması açısından ikisi de olabilir portföyde. Ama indes bence daha çok olması lazım. Bakalım bilançolar gelmeye devam ediyor. Yine inceleme videoları yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için sağ olun.